Burada kaç tane balon olduğunu bulmak istiyoruz. Balon sayısını bulmanın bir yolu balonları saymak. Ama buradaki balonlar son derece düzgün şekilde sıralanmışlar. O yüzden balonları tek tek saymadan toplam balon sayısını bulabiliriz. Toplam balon sayısını bulmak için de oldukça basit bir çarpma işlemi yapmamız gerekiyor. Önce kaç tane satır ve kaç tane sütun olduğunu saymakla başlayalım. Burada 1 2 3 4 tane satır var ve 1 2 3 4 5 6 7 tane sütun var. Bunu 4 satır ve 7 sütundan oluşan bir balonlar dizisi gibi düşünebilirsiniz. Tahminen toplam balon sayısını bulmak için satır ve sütun sayısını çarpmamız gerektiğini zaten biliyorsunuz. 4 satır çarpı 7 sütun Peki bu niçin işe yarıyor? Bu işlem niçin bize toplam balon sayısını doğru olarak veriyor? 4 satırımız var, değil mi? Bunu 4 grup gibi düşünebilirsiniz. Peki her bir grupta kaç tane balon var? Her grupta yani her satırda 7 tane balon var. Bunu diğer şekilde de yani tam tersi şekilde de düşünebilirsiniz. Yani sütunların birer grup olduğunu düşünebiliriz. Bu durumda da 7 tane grup olur. Peki her bir grupta yani bu seferde her bir sütunda kaç tane balon var? 4 tane. Satır sayısı bize her gruptaki balon sayısını veriyor. Bu iki çarpımda yani hem 4 çarpı 7 hem de 7 çarpı 4 bize buradaki toplam balon sayısını doğru olarak verecek. Yani bu iki ifade birbirine denktir. 4 çarpı 7 eşittir 7 çarpı 4. Bu ifadelerin değerini değişik şekillerde hesaplayabiliriz. Örneğin 7 tane 4'ü toplayabiliriz. Deneyelim. 4 8 12 16 20 24 28. Bunları sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Burada toplam 28 tane balon var veya 7'şer 7'şer de sayabiliriz. 7 kere 1, 7. 7 kere 2, 14. 7 kere 3, 21. 7 kere 4, 28. Her defasında 7 ekledik diye de düşünebilirsiniz. Bu yöntemle de 28 balona ulaştık. Peki eğer 4 çarpı 7'nin ne olduğunu bilmeseydiniz, balon sayısını hesaplamanın başka bir yolu var mıydı? 7 sütunu 5 sütun artı 2 sütun olarak düşünebiliriz. Burası 1, 2, 3, 4, 5 sütun. Altına 5 sütun yazalım. Artı 2 sütun ya da kolon. Buraya da 2 sütun yazalım. Yani 4 çarpı 7'yi 4 çarpı parantez içinde 5 artı 2 olarak düşünebiliriz. 7 yerine 5 artı 2 yazdık. Şimdi sütunları 2 farklı gruba ayırmış olduk. Burada 4 satıra sahip 2 sütun var. Burada da yine 4 satıra sahip 5 sütun var. Sarıyla taradığım bölümde kaç tane balon var? 4 çarpı 5 tane balon var. Peki pembe ile taradığım bölümde kaç tane balon olacak? 4 çarpı 2 balon var. Eğer sarı alanla pembe alanı toplarsak, yani 4 çarpı 5 ile 4 çarpı 2 toplarsak neye ulaşacağız? 4 çarpı 7'ye veya 4 çarpı 5 artı 2'ye ulaşacağız. Bunların toplamını alalım. Önce 4 çarpı 5 ve 4 çarpı 2'yi paranteze alalım. Önce çarpma işlemini yapacağız, daha sonra çarpımların sonuçlarını toplayacağız. Bu ikisinin toplamı buradakilerle aynı olacak. 4 kere 5'in ne olduğunu biliyorum. 4 kere 5, 20 eder. 4 kere 2, 8 eder. 20 artı 8 eşittir 28. Demek ki 4 çarpı 7 eşittir 28. 4 çarpı 5 artı 2 eşittir 28. Yine 4 çarpı 5 artı 4 çarpı 2 eşittir yine 28. Burada kullandığımız özellik dağılma özelliği. 4 çarpı 5 artı 2 ile 4 çarpı 5 artı 4 çarpı 2'nin eşit olmasına dağılma özelliği diyoruz. Bana şunu sorabilirsiniz. İlk iki yöntemle yani 4 çarpı 7 veya 7 çarpı 4 yapıp sonuca ulaşabiliyoruz. Bana niçin dağılma özelliğini anlatıyorsunuz? Neden? Dağılma özelliği arkadaşlar çarpma işlemlerinde ileride çok işinize yarayacak. Şimdi biraz daha zor bir örnek yapalım. 6 ile 36'yı çarpmak istediğinizi düşünelim. Bu çarpma işlemini nasıl yapabilirsiniz? 36'yı 6 ile kolayca çarpabileceğiniz iki sayıya ayırabiliriz. İki sayıya ayıracağız. Örneğin 36'yı 30 artı 6 olarak yazabiliriz, değil mi? 6 çarpı 36 eşittir. 6 çarpı 30 artı 6. Bu da eşittir. 6 çarpı 30 artı 6 çarpı 6. Dikkat edin, 6'yı parantezin içine dağıttık. 6 çarpı 30 artı 6 çarpı 6. Önce çarpma işlemini yapacağımızı vurgulamak için çarpma işlemlerini parantez içine alalım. İşlemlerin öncelik sırasında hatırlayalım. Önce çarpma ve bölme işlemini yapıyoruz. Daha sonra toplama ve çıkarma işlemini yapıyoruz. Peki, 6 çarpı 30 nedir? Bunu hesaplamak çok kolay. 6 çarpı 3'ün 18 olduğunu biliyoruz. Yani 6 çarpı 30 da 180 olacak. Peki 6 çarpı 6 kaç eder? 6 kere 6'nın da 36 olduğunu biliyoruz. Demek ki burası 180 artı 36 edecek. 180 artı 36 ne eder? 0 artı 6, 6 eder. 8 artı 3, 11 eder. 1'i yazdık, elde var. 1, 1 artı eldeki 1 eşittir 2. Demek ki sonuç 216. 180 artı 36 eşittir 216. Dağılma özelliğini kullandık. Dağılma özelliği özellikle çok büyük sayılarda işimizi kolaylaştıracak. İlk şemada gördüğümüz gibi bütünü parçalara ayırmak ve dağılma özelliğini kullanmak hesaplamayı çok kolaylaştırıyor. Matematik konusunda geliştikçe bu özelliği çok daha sık kullanacaksınız. Hoşçakalın.